Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mangal tadına hayran kalacağınız fırında soslu kanat tarifim var. Dilerseniz daha fazla beklemeden hemen yapılışına geçelim. İyi seyirler diliyorum. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilogram kanat, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı sarımsak tozu ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanacağız. Tavuklarımız sosunu daha iyi çekebilmesi için birkaç yerini bıçakla çizikler atalım ve bir kenar alalım. Bir kabın içerisine kanatlar alalım. Üzerine bal, yoğurt, sıvı yağ, baharat ve tuzunu ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer elinizde sarımsak tozu yoksa 2 diş sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerini kapatalım. Buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye alalım. Dinlenen tavukları yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim. Vaktiniz yoksa dinlendirmeden de yapabilirsiniz. Fakat sosunda en az 2 saat bekletirseniz daha lezzetli olacaktır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlar kısmına ufak da olsa bir yorum bırakmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tavuklarımızın tamamını bu şekilde tepsiye dizdikten sonra önceden ısıttığımız 200 derece fırında ortalama 35 dakika pişirelim. Bu süre fırından fırına değişiklik gösterebilir. Buna dikkat edelim.
Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi harika oldu. Lezzeti de efsaneydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra ufak da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Yanına pilav, patates ve salata yaparak bir gününüzü kurtaracak güzel bir menü oluşturabilirsiniz. Patatesi de elma dilimi şeklinde kesip biraz sıvı yağ ve dilediğiniz baharatlarla harmanlayarak fırında pişirebilirsiniz. Ben bugün sizlere bu şekilde sunum yapmak istedim. Bugün de sizlerle beraber mangal tadında fırında soslu kanat hazırladık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni gelen tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.